Buradan çok uzaklarda Düşler Krallığında yaşayan üç güzel prenses varmış. Her sabah olduğu gibi kahvaltı sonrası kızlar öğle uykusuna çekilmişler. İyi uykular efendim. Teşekkürler Goblin. O gün Prenses Sarah'ın odasına saklanan yılan prensese ısırı vermiş. Prenses yerinden hoplayıvermiş. Bir anda kendini sarayın koridorunda tuhaf görünümlü bir kurbağa ile bulmuş. Bu da ne böyle? Prenses kurbağayı takibe başlamış. Kurbağa çok hızlıymış. Normalde sarayın dışına bile çıkmayan prenses, saraydan gittikçe uzaklaştığını fark etmemiş. Hey, dur lütfen. Ormana doğru sürüklenmişler. Biraz ileride kurbağa oturmuş, prensese öylece bakıyormuş. Bir anda kurbağanın üzerine yıldırım düşmesiyle ortaya bir elf çıkıvermiş. Prenses istemsizce peşinden gitmiş. Bir kulübeye girmişler. Orada bir büyücü varmış. Nihayet geldin. Anlayamadım. Olamaz. Neler oluyor böyle bana? Prenses koşarak uzaklaşmış. Çaresizce oracıkta ağlamaya başlamış. Yanına yaklaşan bir peri kızı ona ne olduğunu sormuş. İyi misiniz? Neden benim gibi küçüksünüz? Prenses ona olanları anlattıkça birlikte önce şaşırmış, sonra üzülmüş, sonra da kızmışlar. Bu büyüyü tersine çevirmeleri gerekiyormuş. Bunu kimin yapabileceğini biliyorum. Benimle gel. Az gitmişler, uz gitmişler, dere tepe düz gitmişler ve sonunda Cadı Kiki'nin yerine ulaşmışlar. Ne yapmam gerektiğini biliyorum. Prenses Cadı Kiki'ye yaklaşmış. Santi panti. Çarşıya çıkan Gobin, ormanın arasında yatan prensesin bedenini görünce dehşete kapılmış. Onu odasına götürmeliyim. Prenses kısa süre sonra kendine gelmiş. Ancak bu olanların bir rüya olduğunu sanmış. Masasında duran cadı şapkasını fark edince rüya olmadığını anlamış. Pekala, bu olanlar prenses ve sizin aranızda kalacak çocuklar. Söz mü? Farklı maceralara katılmak için beğenin, abone olun ve yorum yapın lütfen. Çocuk kalın, hoşça kalın.